Bunu araştırıncaya kadar ben de bir lehçemiz olduğunu düşünüyordum. Fakat bu kadar detaylı olduğunu düşünmüyordum. Günlük kullandığımız şeyler var ama tam karşılıklarını gördüğümde ben de çok heyecanlandım. Hiçbir şey bilmiyormuşum mesela. Allah Etrafımdaki insanlarla anlaşabileceğimi düşünüyorum sayenizde. Normalde ben hiçbir şey anlamıyormuşum. Yani. Coğrafya kaldığımız yerden devam etmeye çok uygundu. Hatta iyi bile oldu denilebilir. Biz zaten karantinada yaşıyormuşuz. Yeni anladım. Bir arkadaşımla konuşuyordum ben de böyle şeyden. Messenger'dan falan. Messenger'dan, WhatsApp'tan. Messenger mi? Pardon Messenger hocam. Kaçlısın sen ya. Üniversitenin futbol takımının adı bu. Üngücü. Buldum ya. Neyi buldun abi? Kalemi kaybetmiştim. Kalemi bulmuşum demiş. Bodrum'a gelmeyi planlarsan Yiğit abi Bursa üzerinden gel ve Bursa'da kal. Gel. Sana burada kalıyorum. Teşekkür ederim. Ha, oturdu yani değil mi? Tamam. Aha, evet. Bu şu an şey bu. Yeniden başlatmış olduk yani. Anladım. Teşekkür ederim. Aynen. İğrenç bir espriyle başladım. Evet. Fena değildi ama. Eyvallah. 75 bugün... esprisi. 75 esprisi. Ne yapalım? Model o. 75 model espri. Hazır mıyız? Evet abi. Evet. Yepyeni bir yöresel programıyla yine karşınızdayız. Bugün yine herkesin olmak istediği bir yerdeyiz. Adına şarkılar, türküler yakılmış olan bir yere gidiyoruz. Bodrum'a gidiyoruz efendim. Hoş geldin Sadık. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum Yiğit abi. Siz de hoş. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Biz işte Covid zamanlarında eğleniyoruz kardeşim. Karşımıza böyle yani insanlar alıp soru sordurup ters köşeler yaptırıp öyle yamuluyoruz falan. Hoşumuza gidiyor bunlar. Bunu zaten kendinize yaptırıyorsunuz herhalde. Aynen. Aynen. Ters köşe. Çünkü ters köşe yapabileceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. Fena iddialı. Aynen, aynen. Yani bir şey söyleyeyim. İddialı olmayacağım bir durum yok zaten. Ege ağzı muhtemelen yani böyle enteresan kelimeler çıkacak orada. Bizim mesela yani, şey çok fena yamulttu. Düşün yani Uğur'dan daha fazla şey yamulttu yani. Mehmet abi yamulttu. Bakalım senden neler göreceğiz yani. Ben Bodrum'un bir ağzı olduğunu düşünmüyordum mesela. Yani şöyle bir kelime. Size. Çünkü İstanbul'un bir ilçesi gibi bizim için. Artık öyle oldu tabii. Bunu araştırıncaya kadar ben de bir lehçemiz olduğunu düşünüyordum. Fakat bu kadar detaylı olduğunu düşünmüyordum. Günlük kullandığımız şeyler var ama tam karşılıklarını gördüğümde ben de çok heyecanlandım. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Allah Allah. Süper. Yani senin içinde bir şey olacak. Öğretici bir şey olacak yani. Tabii artık etrafımdaki insanlarla anlaşabileceğimi düşünüyorum sayenizde. Normalde ben hiçbir şey anlamıyormuşum. Güzel. O zaman ben programı ilk defa izleyenler için kısaca bir üzerinden geçiyorum. Sadık seni de ayrıca bilgilerini tazelemiş oluruz. Öncelikle bize Bodrum yöresine ait kullandığı, yerel halkın kullandığı, herkesin bilmediğini düşündüğümüz bazı kelimeleri soracaksın. Biz sırayla tahmin etmeye çalışacağız Yiğit'le. Birinci tahminlerimizi bilemezsek eğer senden bu kelimeyi bir cümle içinde kullanmanı isteyeceğiz. Yine tahminde bulunacağız. Bilemezsek ya bir cümle daha isteyeceğiz veya bunu açıklayıcı bir ipucu senden isteyeceğiz ve tahminde bulunacağız. Bilemediğimiz sürede senden artık açıklamanı isteyeceğiz. Günün sonunda bir kazanan olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Sadece iyi eğleneceğimizi umuyoruz ve yeni yeni kelimeler öğreneceğimizi umuyoruz. Umarım çok fazla rezil olmayacağımızı umuyoruz değil mi Yiğit? Aynen. Bizi teselli etmek için mandalina falan gönderebilirsin oradan. Satsuna gönderebilirsin bak daha sonrası için. Çıkıp gelebilirsiniz bence. Keşke. Burada daha iyi teselli edelim herhalde abi. Şu anda Bodrum nasıl? Ya şöyle söyleyeyim size. Bunu aslında söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama çok özellikle İstanbul'da yaşayan insanlara biz günlük rutinimize hep devam ediyoruz. Coğrafya kaldığımız yerden devam etmeye çok uygundu. Hatta iyi bile oldu denilebilir. Biz zaten karantinada yaşıyormuşuz. Yeni anladım. Ya bir şey söyleyeceğim. Zaten bir arkadaşımla konuşuyordum ben de böyle şeyden. Messenger'dan falan. Messenger'dan, WhatsApp'tan. Messenger mi? Pardon Messenger hocam. Kaçlısın sayesinde. Bala 75'li esprisi ya. Yapıyor dedin ya. Ya böyle düşersin işte. Aynen. Messenger. ICQ. Lan var ya. Hatta neydi o? Mırç mıydı? Bir de mırç vardı. Mırç vardı. Mırç, pırç. Bir şeyler vardı bayağı. Konuşuyorduk arkadaşımızla. Diyor yani nasıl geçiyor? Sıkılıyor musun falan? Ben dedim bana bir şey fark etmiyor ki yani. Hani bayağı bildiğin hani daha öncesinden de aynı şeyi yaşıyormuşum yani ben. Çünkü kurgucuyum yani. In-house. Bir yere çıktığımız yok. Bir şey yaptığımız yok. İstanbul'da yaşıyorum. Yalan. Kırşehir'de yaşıyorum desem olur. Hiçbir şey fark etmiyor benim için yani. Bodrum'da olmayı isterdim yani. Tabii canım. Bodrum'da şimdi çık. Gerçekten dışarıya nefes al falan. Harika bir yer yani. Evet. Harika. Muazzam bir yer. Umarım şey olmuştur. Isınmışsındır. Zaten ısınmana gerek elbette, yok ama elbette. Biz biraz ön geyik yapalım dedik ve evet abi ilk soruyu alalım. İlk kelimeyi daha doğrusu.
İlk kelimeyi söylüyorum o halde. Gıdı gıdı. Gıdı gıdı mı? Evet. Gıdı gıdı. Gıdı gıdı. Gıdı gıdı. Ya bir gıdı diye şurası var. Onu biliyorum ben. Gıdı ile alakalı. Bir de gıdı gıdı. Yani tavuklara tavuklarla alakalı bir şey olmalı yani. Gıt gıdak falan filan öyle şeyler geliyor aklıma. Başka da bir halt gelmiyor. Gıdı gıdı. Tavuğa seslenme diyorum ben. Hani gel gel. Alakası yok. Tamam. Kesinlikle alakası yok. Ya buna eminim yani. Gerçekten eminim. Alakası yoktur. Dondurma diye bir şey sordular bize. Dondurma ile dondurma alakası yok. Şimdi gıdı gıdı çocukları gıdıklarken söylediğimiz aşırı gıdıklama efekti olarak kullanıyoruz biz bunu. Hı-hı. Lakin Bodrum'da bunun bir her bilmediğim şeye söylediğim cevap gibi yiyecek olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. O zaman bunu bir cümle içinde kullanabilir misin abi? Şöyle bir şey yapabilirim. Bu sadece cümle içerisinde kullanılamaz. Fakat olay tam olarak şöyle gerçekleşebilir. Nasılsın? Gıdı gıdı. Hadi be. Oo. Nasılsın? Yani hal belirtiyor. Ya da ne yapıyorsun? Gıdı gıdı. İdare ediyorum. Aynen. Yani biraz olurlu gibi aslında ama biraz daha üretebilsek daha karşılığını vereceğiz. İç güveysinden hallice demek. Yani o da var içinde de tam olarak kapsamıyor maalesef. Peki böyle biraz daha kapsayıcı bir cümle falan gibi bir örnekleme yapalım. Bütün problem o yok. Yok olan niye soruyorsun? O zaman direkt söyleyeceksin abi yani cümlesi de yoksa bunun. Yok şöyle anlatayım size. Şimdi Yiğit abi bilgisayarın başında kurgu yapıyor her zaman olduğu gibi. Hı. Ben o esnada elimde kahveyle içeriye girdim. Yiğit abi ne yaptı dedim. Gıdı gıdı dedi. Ondan sonra Yiğit abi o kahveyi içti. Ben kahve bardağını aldım. Aşağıya indim. Bulaşık yıkıyorum. Yiğit abi de sıkılmış. Beni bulaşık yıkarken orada gördü. Sadık ne yapıyorsun? Canım benim. Gıdı gıdı. Asistanla fena kaptırmış. Buldum. Buldum ben. Ömrümde bana kahve getiriyor çocuk ya. Buldum ben. Buldum. Buldum Yiğit. Yok abi bende bir şey yok. Yani gıdı gıdı. Ya idare ediyor. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. İdare ediyor. İki tane şey söyleyeceğim. İki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi iş güç. Ne yapıyor? Ne iş güç? İdare ediyor işte. Diğeri evet. Diğeri de i̇ş yuvarlanıp gidiyoruz. Gibi. Kesinlikle öyle. Tamam. Abi hepsine öyle. Gibi dedin. Hangisi? Şuraya şöyle not aldım ben. Vakit öldürmek ve herhangi bir şeyle oyalanıyor olmak. İş güç. Okay. İş güç. İşler sizin güçler. Dediğiniz gibi. İş güç diyorum ve alıyorum abi. Birincisi ben aldım. Okay. İkinciye yaşayıp gidiyoruz. İkinciye geçelim. Kısa. 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 Evet. Bu kadar gitti. Kısa ya. Bayağı kısaymış. Kısa. Aynen. Kısa. Kısa. Bende sıra değil mi? Evet abi. Kız. Yok. Hayır. Yok. Kısa. Kısa. Kısa ne lan? Kısa işte. Yok yani. Kısa abi. Kısa kısadır işte yani. Ne bileyim kısa. Cümle içine kullan abi. Evet abi bir cümle alalım senden bakalım ne olacak. Nasıl kısa alacağız? Şu kısa olanı getirsene. Kısa olanı getirsene. Pardon yanlış kullandım. Hangisi uzun kısa? Hangisi uzun kısa? Evet. Hangisi uzun kısa? Uzun kısa ne lan? Şaşırtmacalı. Şimdi orada şöyle bir şey var. Adam tam emin değil yani. Tamam mı? Uzun mu kısa mı falan. Hangisi uzun kısa diyor yani. Orta boy demek istiyor. Ne soracağını biliyorum. Orta boyu işte, getir bana diyor yani. Vallahi bir şey diyor tam anlamıyoruz aslına bakarsan. Uzun kısa. Ben yiyecek diyorum. Hayır. Maalesef o da değil. Uzun kısa. Hangisi uzun kısa? Hangisi uzun olan? Olan mı demek? Evet, olan demek. Tabii abi burada hangisi uzun kısa? Burada evet olan anlamında kullanılıyor. Hadi bakalım. Enteresanmış bak uzun kısa. Hangisi oğlum, acaba? Hiç ben böyle bir şey duymadım lan. Allah uyduruyor olmuyorsun bak. Yo hayır. Bak, ama sen Bodrum'a... diyecek. Yiğit abi sen Bodrum'a gelip İstanbullularla takılıyorsun. Doğru söylüyorsun. Bodrum halkıyla oturup bir yerlerde bir kahve içmiştim yok. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Olan anlamında kullanılıyor abi. Eyvallah. Olan. Güzel. Üçüncü kelimeyi alalım abi. Elbette. Gedik. Gedik. Bende değil mi sıra? Sende sıra evet. Gedik. Gedik delik demek abi. Maalesef. Allah Allah. Gedik delik. Nasıl lan? O da gedik. Vardır tabii de burada o anlamda kullanılmıyor gedik. Orada Allah Allah. Gedik. Gedik söylüyorum bir eylemdir abi. Geldik demek. Hayır o da değil. Hadi be. Maalesef ki. Ya biz oraya şey geldik yok. Seni böyle gemeden hala falan diye. hiç öyle bir şey. Güzel. Evet abi. Cümle içerisinde kullanayım ister misiniz? Evet lütfen. Tabii. Çıkarken endeyi gediği kapatsana. Çıkarken endeyi gediği kapatsana. Evet. Şimdi orada endeyi de var. Endeyi de anlamadık. Çıkarken, endeyi gediği. Tamam çıkarken şu gediği kapat. Kapıyı kapat. Kapı.
Ya giriş. Evet. Bodrum'da bu eski bahçeler, eski evler olur ya. Hı-hı. Onların girişlerinde böyle derme çatma, dışarıdan getirilmiş tahta kapı ya da demir kapılar olur. Yukarıdan açılıp kapatılan, arkasında sürgüsü olan. Bahçe bu evlerin kapısı. Hollerine evet evlerin hollerine girişlerdeki o derme çatma kapılara gedik deniliyor abi. Kapıyı kapat dendiğinde normal evin kapısı kapatılıyor. Fakat evden çıkarken gediği kapat dediğinde evden dışarıya çıkarken arsanın dışında bulunulan kapı kapatılıyor. Bahçeye girişteki kapı yani bu. Bahçe kapısı. Evet, bahçe kapısı. Evet. Ve dördüncü kelimeyi alalım senden Sadık. Elbette. Beket. 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 Evet. Bunu ben cevaplıyorum. Bursa, Edirne, Kayseri, Edirne, Trabzon. Doğru mu? Evet. Tamam. Bu bir teniste bir vuruş şekli abi. Backhand. Ne? Backhand o abi. Beket ne ya? Backhand o. Aa, gerçekten. Beket dedi ya. Yiğit abi Nadal seninle gurur duyuyor. Hadi bakalım. Evet abi. Ben de forehand'de. Sen de mi? Sen de değil mi hala? Yo ben backhand diye söyledim. Nereden bileyim ama backhand nedir? Gerçek. Hiç fikrim yok abi, yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Yörede tenis oynamak için backhand'i niye kullan... Yani abi yörede niye backhand üzerine, tenis üzerine bir kelime geliştirsinler ya? Ya bir fikrim yok. Ne diyeyim, köşe takımı mı diyeyim ya? Aklıma bir şey gelmedi. En olası şey backhand'di. Dedim ki backhand'dir yani. Beket. Bereket olabilir. Tam onu diyecektim. Allah bereket versin mi? Falan diye olabilir. Yok olmaz abi. Öyle o kadar kısaltmamışlardır ya. Allah bereket versin yani. Dünyanın her yerinde aynı bence de. Beket. At bir beket yolumuza bakalım olabilir. Kasket. Değil. Yok. Hiç alakası. Benim bekentinden hiç daha alakası. İyiydi vallahi kasket. Tabii abi. Beket. Yani beketi aldın mı? Beketi taktın mı? Ver abi cümleyi ver oradan ya. Hemen veriyorum. Giderken şu çalı çırpıyı çukura beket. Derdest etmek. Toparlamak. Hayır yani tam olarak öyle değil. Biraz giderken, yakın. Fakat giderken çalı çırpıyı şu çukura beket. Beket. Dök. Topla. Dök. Kapa. Yani ört kapa, anlamında. Ört anlamında falan söylemedim aslında abi, ama. Derdest etmektir işte, toparla yani. Kafa kolay. Ben 90'lıyım abi. Derdesti bilemeyebilirim. Hocam o senin problemin. Oğlum bayağı yaşlı dedi lan sana ya. Adam. Estağfurullah canım, estağfurullah. Abi mütemadiyen demedim ya. Allah. Çok genç değilsin ya. Falan demedim. Fil hakika demedim ya. Derdest etmektir. İyiymiş. 90'lıyım diyor. Vallahi bilmiyorum. Derdefti. 90 abi, yılında ne yapıyordun Serhat? 90'da ben lise 1'deydim abi. 92'de liseden mezun oldum. Düşün. Aynen 92'de liseden mezun olduk. Adam 2 yaşında pıtı pıtı dolaşıyormuş ortalıkta. Şimdi gelmiş bize soru soruyor. Bizim madara ediyor. Abi o zaman evet, şey abi. Mi diyoruz? Çukura koyup üstünü örtmek. Evet yani ben şöyle not almışım. Kapa ört anlamında kullanılıyor. Kapa ört, yani beket. Abi biz o kadarını söyleyemeyiz ya. En fazla toplama falan deriz yani. O yüzden. Tamam o zaman şöyle yapalım. Kapamak, ben kıyısında köşesinden yakalı. Aynen. Siz tabii. Kıyısından köşesinden yakaladığınız zaman ben onu anlamaya çalışayım. Tabii. Zaten okeydir o. Yani biz hani yani kıyısı köşesi dediğimizde çok kıyı köşe değil de hani tamam. Anlamını karşılıyorsa zaten okeydir o. Bazı programlarda şu da oldu mesela. Ramazan'ın 15. gününde kutlanan bayram etkinliğini sordular. Biz onu zaten bilme şansımız yok abi. Yani aynen, bu yöreye ait bir şey olduğu için yok. Ama benzer yakın bir şey söyleyebiliriz. Yani her ne kadar tamam, 90'lı tamam. Olsan da derdest. O benim ayıbım ya. Bir de olur mu canım öyle şey? Bu benim ayıbım. Yok, benim yaşlılığım o. Beket'i bilmemek de bizim ayıbımız yani. Oğlum, beket'i ki. Bulanın da ayıbı bu. İlk Beket'i yani olabilir, ilk Beket'i olabilir. Telaffuz edenin ayıbı bu abi. Abi niye bence Beket? Abi. Niye Beket acaba? Yani? Evet, onu bence var ya. Beket. Onu Beket diyor. Paket o. Paket. Onu pakette oraya koy demiş. Onu yanlış duymuş ya, herif. Ya da bak Beket göz ardı et falan. Hani Beket. Abi İngilizlerden falan bir şey öğrendiyse orada. Falan. Arkada bırak. Tabii. Oh, zaten hep burada köy kahvesinde İngilizlerle okey oynuyoruz hep. Zaten onlar da doğru. Oraya Bodrum diyorlar. Bodrum. Evet abi. 3 really. Pekala. 3 really. Tamam abi. Bunu ne olduk bilemedik herhalde değil mi biz? Bildik abi. Kapama gördük işte. Bildik. Tabii ben bildim. Sen aha. Abi ne yapıyorsun? Tabii derdest dedim yani. Tamam kafa, doğru söylüyorsun. Kol yapıp tamam. Çukura tamam abi. Da. Tamam abi bir sonrakinde tamam. Evet abi yeni kelimeyi alalım. Ündücü. Sende sıra Yiğit. Ündücü. Ündü. Şimdi ündü diye bir şey var. Bir de ündücü var. Gücü. G ile. Ündücü. 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 Evet. Şimdi oldu bunu biliyoruz ya. Ündücü abi şey ya şan şöhret yani. Şan şöhret. Ündücü. Dur ben duracağım.
cevap vermedim abi. Vallahi geyik. Ün gücü ne ki acaba? Ün gücü. Ün gücü. Ben biliyorum ün bunu. Gücü. Aa. Tabii, gerçekten tabii. Mi? O zaman sallayayım. Güçlü adam. Maalesef. Ne? Tamam, biliyorduk olmadı zaten. Evet abi, seni bekliyoruz şimdi, hadi bakalım. Şey hadi bu. Neyi evet, ne? Hani biliyordun? Dur söyleyeceğim ya. Ankara Bilmiyorum gücü gibi abi. Üniversitenin futbol takımının adı bu. Ün gücü. nasıl salladı, nasıl salladı? Tamam abi. Evet, bir kelime içinde alalım abi bunu. Elbette. Cümle kurdu zormaya. Şey, cümle ama içinde. Aa, kelime içinde dedim lan. Ün gücüyü bir kelime içinde kullanabilir misin Sadık? Abi bunu yani montajda hallediyoruz, dert etme. Tamam, eyvallah. Bu boyadığın duvar oya tutmaz, ün gücü zehrini atmamışsın. Bu böyle kalsın da bir süre böyle bekleyelim. Montajda ediyorum, da bekleriz. Yemin ediyorum kal geldi yani. Cümleyi bir daha kal kuralım geldi. Mı? Ama Bodrum ağzıyla. Elbette. Bodrum ağzıyla bir daha kurar mısın abi cümleyi? Elbette. Bu boyadığın duvar boya tutmaz, ün gücü zehrini atmamışsın. Ha, ya da daha doğrusunu yapalım. Bu boyadığın kayık boya tutmaz, ün gücü zehrini atmamışsın. Aa, buldum ya. Neyi buldun abi? Neyi kalemi buldum? Kaybetmiştim. Kalemi buldum şurada. ben bir cevap veriyorum. Tabii sen de. Kireç diyeyim ben böyle bir salladım ama kayıkta kireç çok saçma yani. Vernik diyorum lan. Vernik. Ama onu da katmamışım nasıl olur la öyle, o da olmaz. Söylüyorum. Peki bir lütfen. Sen söyle abi, evet. Evet, olmadı çünkü bunlar ya. Pas. Söylediği şeye bak, pas. Peki şey desem pas, size. Pas geçmedim ya, pas dedim ya şeyi. Pas var ya, çürüme pas. Anladım ben onu. Evet evet. Anladım ben onu da, o değil. Peki şöyle bir biraz daha ipucu bir şey. Bağlaç anlamında kullanılıyor. Bağlaç. Abi nasıl bağlaç? Şimdi ün gücü zehrini atmamışsın diyorsun. Diyorsun yani. Diyorsun. Hemen yöresel ağza bağladık değil mi? Aynen. Diyorsun. Bir de buna bağlaç diyorsun. Öyle mi? Ün gücü zehrini atmamışsın. Ha, çünkü. Yes. Hadi tabii be. Abi. Evet. Çünkü buna çünkü zehrini at. Evet bizim abi. Ha, tamam abi. Tamam, çünkü oldu. Zehrini ün gücü atmamışsın. Allah Allah. Niye ün gücü lan? Çünkü ün gücü. Hiçbir fikrim yok gücü. Allah. Belki doğrusu ün gücü de biz çevirdik onu çünkü yani. Belli mi oldu? Ün gücü. Ün gücü. Aslında ün gücü Bodrumlara ses, ait. Ses benzeşmesi var. Ün gücü. Çünkü. Ün gücü. Evet. Olabilir. Neyse ben hiç bunu, olmazsa benzeşen bir şey var yani. Ben bunu kullanırım bir yerde. Diğerini alalım abi. Eyvallah. Elbette. Alama. Alama. Evet. Alama. Alama. Almancı anlamına geliyor. Alama. Bu bizim alama ya. Oradan geldi. Hayır. Alama. Alalama diye düşünüyorum. Yani böyle alacalama. Yani boyama diyeyim ben. Hayır hayır. Hiç alakası yok. Ha yok. Hiç alakası oradan yok. Oradan aklıma geldi benim değil mi? Maalesef. Evet abi, cümle içinde. Elbette. Sinir etti hayvan beni. Şimdi vereceğim alamayı kafasına. Güzel oldu şimdi. Şimdi vereceğim alamayı kafasına. Sopayı kafasına. Ne olacak? Sen de evet, Sarat. Alama bende. Alama, sopa, kazma, kürek, balta. Evet alama. Evet. Evet evet onlar. Elle tutabildiğin boyutlardaki ben sopa, taş vesaire. Haydar diyoruz biz. Ha, tamam. Ama genelde daha çok taş için kullanılıyor. Yeni kelime abi. Gıyık. 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 Evet. Gıyık. Gıyık. Ben de hiç. Lan. Gayık duruyor ya. Yani kayık ya değil mi? İnan ben de gayık olsun çok isterdim abi. Ama değilmiş. Değil miymiş? Peki. Maalesef. Gıyık. Diken. Ölüyorum. Lütfen. Gıymık. Hayır abi hayır. Vallahi mi? Tamam abi, diken işte, gıymık, biz oradan yola çıktık zaten. Sen dedin diken başka bir şey. Ben tahtadan bunu şey yapan gıymıktan bahsediyorum. Gıymık gıymık. Eyvallah. Peki evet abi. Cümle içinde. Cümle bekliyoruz. Biz, hava çok sıcak. Çıkarken kapıyı gıyık bırak. Aa, aralık. Aralık ya. Evet evet, aralık abi. Aynen. Abi aralıkları niye hep ben buluyorum? Neydi o? Ende miydi? Anda mıydı? Neydi o? Bir şey daha vardı. Evet, neydi o? Bir kelime vardı. İşte aralık. Trabzon'da değil mi? Oflan. Aynen aynen. Ama iyi gidiyorum yani. Süperim. Yeni aldık. Geliyor hemen. Imsıdı. Imsıdı. Evet. Imsıdı. Imsıdı. Ilındı. Ya ama ılındı der lan o zaman adam. Yani. Imsıdı. Ilındıyı daha ne kadar zorlayıp da ımsıdı diyebilir yani. Evet abi. Nasıl olabilir yani öyle bir şey? Imsıdı. Imsıdı gibi oldu. Yok. Gibi oldu da ımsıdı bir sıfat bu arada. Imsıdı derken yani. Yok lan, hiçbir şey gelmiyor kafa. Imsıdı. Imsıdı. Buralar biraz ımsıdı mı falan gibi bir şey mi? Yok. Hayır. O zaman başka bir şey söyleyeyim. Sıfatsa ımsıdı. Sımsıkı. Sımsıkı. Hayır. Değil mi? Maalesef.
Ben daha güzel attım be. Yani. Cümle içi alalım abi. Sorma kardeşim ya. Isçatlardan açlar hep ımsımış tel dolabın içinde. Oba. Tam Bodrumca konuştu adamla. Abi genel olarak cümleyi anlamadığım için. Sorma kardeşim ya. Isçatlardan açlar hep ımsımış tel dolabın içinde. Ha ımsa tamam anladım. Sıcaklardan hep bozulmuş. Evet bozulmuş. Ya, bozulmak ekşimek anlamında. Yemekler okay, için tamam. Kullanılıyor genelde. Tamam tamam okey. Bozulmak ımsak, ekşimek. Imsaklardan hep ne olmuş? Isıcak. Imsıdı. Isıcak. Imsıdı. Isıcaklardan ısıcak. Bu aşağıdakiler hep ımsıdı falan diyor. Imsıdı. Yani tel dolabın içinde. Imsımak. Vay be ımsımak. Peki abi. Okey. Diğer değişik kelime geliyor. Beki. Ne abi? Beki. Beki. Evet. Beki. Peki demek abi. Değil mi? Yok. Hayır hayır. Beki. Bunu getir Beki. Olmuyor mu? Hayır. Beki. Yine Bek'ten gideceğim. Bunlar işte şey yapıyorlarmış ya. Kahvede İngilizler okey oynuyorlarmış ya abi. Ben orada sahaya alayım sen de Beki falan değil mi? Peki, arka. Yok abi. Allah Allah. Maalesef, ama yani bilmiş gibi bir de ciddi ciddi böyle arka falan. Evet abi cümle içinde kur abi. Elbette bulayım da bir. Heh. Üstün başın yırtılmış ne oldu sana Beki'den mi geçtin? Ha tamam okey. Ne ben tamam okey ne anladın acaba ya? Buldum abi. Üstün başın yırtılmış ne oldu Beki'den mi geçtin? Beki. Ha Beki'den geç. Biz bunu hep günlük hayatımızda kullanıyoruz. Buralar hep çalı çırpı çünkü. Çalı çırpı mı? Yaklaştığını biraz. Dikenli tel. Evet. Tam olarak öyle denilebilir. Evet. Dikenli tel. Hatta şöyle anlatayım. Bir şey söyleyeceğim. Ulan ben onun kopyasını verdim ya. Ya. Ya resmen ya, kopyasını verdim yani. Ya şey vardır yani arsaları bölmek için araya böyle çit yaparlar. Aslında çit tam yaparlar. Olarak karşılığı çit. Ama evet. Bunlar derme çatma uzun kısa şeylerle yapıldıkları için sopalarla falan oradan geliş geçişte hep böyle bir üst baş yırtılır ya bir yer kanar ya falan. Ona burada Beki deniliyor abi. Ona niye Beki diyorlar? Ya bunun bir açıklaması olması lazım. Abi hiçbir fikrim yok. Bence bir Bodrumlu bunun altına yorum yapmalı. Bu kelimeler gerçekten Bodrum'un... Şöyle bir çözüm var. Eyvallah. Güzel abi. Var mı yeni kelime? Son bir tane kaldı. Son bir hadi tane bakalım. Kaldı. Son evet. Bir tane kaldı. Hadi bunu bakalım. En sona ayırdım. Oo en güzeli. Kazık. En güzeli mi? Kim cevaplıyor? Yani... Onu söyle bir. Kim cevaplıyor ilk? Sen. Ben cevaplıyorum. Okey. Evet. Sokum. Yiğit al abi senin olsun ben gidiyorum abi. Fokum. Sokum ya sokum. Ne fokumu? Sokum. Samsun evet. Değil mi? Sokum. Tabii. Evet. Okey. Evet Samsun. Sokum. Sokum bir sokumluk bir yer falan. Var ya. Bir sokum. Sokum. Ben söylüyorum. Sokum aslında benziyor dur söyleme. Söyleme dur ben biliyorum. Tamam. Neyi biliyorsun abi? Tamam abi. Sen bir yorumunu yap abi ben cevabımı vereceğim ya. Ben tamam. Biliyorum çünkü ne oldu. Bir sokumluk bir yer dersek bir... Abi sokum da lan. Aklına ne geliyor acaba? Abi neler geliyor aklıma bildiğin gibi değil yani. Oturgaç ne bileyim. Bir sokum değil yani sokum kelimesi arası. Lokma demek. Bir sokum. Doğru. Lokma mı demek? Sokum lokma evet. Mı demek? Aynen bir sokumluk. Evet böyle. Abi Allah hatta Allah. Cümlesi... Bir sokumluk. Bak, Allah Allah. Aynen bak, öyle. Bir şöyle kurdum. Moruk aydınlandık bak yine. Cümlesini şöyle not etmişim. Acelenle az bekle iki sokum yiyiverelim. Hocam. Nasıl Sadık? Bodrum küresiyle. Onu soralım abicim. Nasıl? Çok teşekkür ederim. Umarım fif keyiflenmişsinizdir. Valla keyif ben almaktan ziyade ezik büzük kaldım ben burada. Hiçbir şey anlamadım yine. Yani şöyle söylüyorum. Hatta kafamda kelimeler teşekkür etmesi yani. Gereken biri eyvallah. Varsa benim sizin sayenizde eyvallah. Artık etrafımdaki insanlarla gerçekten anlaşabileceğim. Yani ben mesela ben yırtık pırtık tişört giymekten çok hoşlanırım abi. Yani biliyoruz, benim evet. Üstüm başım hep yırtık pırtıktır. Yani buraya geliyorum insanlar oğlum anne bu Beki'den mi geçtin? Börtlen çalısına mı girdin? Ne bu halin? Bakıyorum insanların suratında ne diyorlar. En azından artık ne dediklerini biliyorum. Bilinçli davranacak, bilinçli yaşayacak Sadık kardeşimiz. Evet, evet, evet. Ya şey var. O bir yere gidiyoruz. İster istemez böyle muhabbet arasında insanlar sinir edebilecek bazı şeyler oluyor. Adam bana bakıyor diyor ki sonra. Ya Sadık şimdi yiyeceksin alamayı
kafana diyor. Ya alama ne? Ben kafama niye yiyorum? Ama artık ne olduğunu anladım abi. Okey, Kralkayı sağladık. Biz de bundan sonra taş yemeden önce anlayacağız ne yiyeceğimizi. Aynen öyle. Rahat rahat kaçabileceğiz o bekilerden bu bekilere. Yalnız Bodrum'da ben Yiğit'ten daha iyi bir şekilde yaşayacağımı kanıtlamış oldum değil mi? Biz hiç evet, bir sorun vardı yani. Gibi. Tabii tabii. Yani elbette evet. En azından hayatta kalabiliyorsunuz abi. Hatta benden de daha iyi yaşıyorsun. Aynen. Ben direkt ölüyorum yani. Benim hiç şansım yok. Ben gittiğim her yerde ölüyorum abi. Bodrum'a gelmeyi planlarsan Yiğit abi Bursa üzerinden evet. Gel ve Bursa'da kal. Gel. orada bir bekiye takıl. Aynen. Evet. Bak cümleyi kendini kullanıyorum. Gördün mü? Süper. Ama iki bayağı sokum da oluyor. İskender ye. Aynen. İskender iki sokum yenmez acı. İskender yedin mi böyle hatır hatır böyle. İskender tabii abi böyle rahat rahat keyfini ala ala yiyecek. İki sokum yedin mi? Kestane şekerin de benden olsun. Hadi. Eyvallah. Sağlık. Evet, çok kardeşim. Teşekkür ederiz abiciğim. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Ağzına sağlık. Biz çok eğlendik. Sağlık. Çok güzeldi hakikaten. Ben de çok eğlendim sayenizde. Sürçülisan ettiysek affola. Daha ne sürçülisan edeceğiz. Ede bir hal olduk zaten. Eyvallah. Sürçülisan üzerinde kurulmuş bir programla bu. Affetmesinler bizi bence. Evet arkadaşlar, programı beğendiyseniz eğer videoyu beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Ezi bir üstünlüğümle Yiğit'i yendiğim bu bölümde abone olmayı da unutmayalım lütfen. Aynı zamanda zili de tıklayalım ki yeni videolardan haberdar olalım. Sadık çok teşekkür ederim. Yiğit görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese koronalı iyi günler diliyorum. Koronasız iyi günler diliyorum. Ne koronası? Koronasız koronalı. İyi günler. Sürçeli insan evi ediyorsak affolayın. Ettik. İyi geceler. Görüşürüz.